Mevcut 23 dönümlük bir alanda deniz dolgusu üzerine yapılan yapılar bunlar. Zamana hem inşaat tekniği açısından hem uğradığı korozyonlar açısından ve yıllara sari iki katken üzerine atılan yeni katlarla beraber hem statiğinde hem beton armesinde ciddi anlamda yıpranmalar vardı. Bunlar gerek karot numuneleriyle de alınmış, ortaya konmuş gerçekler. Ve Rize yaklaşık 10-15 yıldır da bunu konuşuyor. Buraların yıkılması lazım. Allah korusun herhangi bir depreme karşı dolgu alanı üzerinde olduğu için ciddi sıkıntılar yaratır diye. Biz de bu hadiseler üzerine, bu argümanlar üzerine göreve başladıktan sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızla burada da bir kentsel dönüşüm yapılabilir. Mevcut şehrin ana aksını, ticaretin %30-40'ını oluşturan bu aks üzerinde yeni bir yapılanmanın olması gerektiğini defaatle söyledik. Gerek vekillerimiz, gerek il başkanımız, gerek belediye olarak bizlerin defaatle Ankara Rize görüşmeleri sonucunda burada bir proje ortaya çıkarıldı. Proje 23 dönümde yaklaşık 8700 metrekare üzerine oturan 126 tane hem özel hem belediye bloklar dediğimiz alandaki 126 tane dükkan zeminde hemen hemen aynı şekilde oturuyor. Orada bir eksiklik yok. Ama yukarıda 50.000 metrekarelik bir inşaat alanı vardı. İşte bu yaklaşık 30.000 metrekarelere kadar düşüyor. Yani daha sadeleştirilmiş, daha az yoğunluğu olan bir yapı stoku oraya gelmiş olacak. Bu anlamda Rize'nin çevresini değiştirecek önemli bir proje. İki bodrum katı olacak. Bunların birinci bodrum katında dükkanların yine kendi bodrumları olacak. Daha alt katta da şehrin ihtiyacı nispetinde otopark olmuş olacak. Tamamıyla 23 dönümlük alan yayalaştırılmış bir alan olmuş oluyor. Aradaki biliyorsunuz Marşal Ferit Çakmak Caddesi de yayalaştırılmış alanın içerisine girmiş oluyor. Vatandaşlarımızı elimizden geldiğince memnun edebilmek için bakanımız sağ olsun gerek taşınma yardımında gerek kira yardımlarında ve süre olarak da işte 500 günde bitirilmesi noktasında kararlar alındı. İhale de bu şartlarla beraber çıkarıldı. İnşallah bu süre içerisinde binalar yapılıp hak sahiplerine teslim edilir. Burada hem binaların kuzeyden işte güneye olma şekliyle yahut da doğu batı aksında olma şekliyle kısmen değişiklikler oldu. Buna göre ayarlamalar TOKİ tarafından yine çok muntazam şekilde yapıldı. Ofis katlarının bölümünde denizi gören, arkayı gören, sağ alt kat, üst kat gibi kendi içerisinde bir ahenk oluşturmaya çalışıldı. Ve şu anda da geçen haftadan itibaren GEDAŞ yetkilileri buraya geldiler. Onlarla beraber vatandaşımız geliyor. Nokta olarak ne kadar hakkı var, ne kadar alacak, metrekaresi eksiliyor mu, eksiliyorsa onun parasını alıyor. Artıyorsa onun borcunu ödüyor şeklinde bütün yapı kurgulandı. Ve Rize'miz inşallah belki yüzlerce yıl sağlamlığa sahip olabilecek, içerisinde güvenle işlem ve ticaret yapabileceği yeni binalarına sahip olacak. Belki de bu binaların yapılış şekli, dış mimarisi de bundan sonra Ekrem Orhan Mahallesi ve öteye doğru yapılacak yeni çalışmalara da, yeni yatırımlara da örnek bir proje olmuş olacak. Rize'nin çehresi bu binalarla beraber çok ciddi anlamda önümüzdeki yıllarda değişmiş olacağına inanıyoruz. İlk kazma dediniz mi tarih? İlk kazma bizim şu andaki çağırmalarımızda 15 Ocağı kadar herkes gelip uzlaşmasını yapacak. İnşallah boşaltmayla beraber zaten 30 Ocak'la beraber de artık bitmiş olacak. Ondan sonra yıkım işlemleri başlamış olacak. Blokların tümü aynı dönemde bitirilecek, başlanılacak. Tabii maliye bloğunun oradan yıkım başlayacak ama saha tamamıyla sarılıp bina bina yıkacağız. Niye maliye bloğu? Çünkü işte az önce diyordum Ziraat Mangası'nın altından geçen küçük ırmağın derenin bu tarafa kaydırılması lazım ki diğer işlemler de bir taraftan devam edebilsin diye. Teşekkür ederim.